Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Demet Gedik. Sabah spor programına başlıyoruz. Sabah saatlerinde şöyle gündemdeki tüm spor gelişmelerine birlikte bakalım. Haberler, manşetler üzerine yoğunlaşacağız. Konuklarımızla birlikte hem milli arayı, milli takımı, bunun yanında tabii Süper Lig yarın başlıyor biliyorsunuz. Hepsini konuşacağız ama Süper Lig demişken şöyle haftanın programına isterseniz bir bakalım. Milli aranın ardından, iki haftalık aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyoruz. Yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte de 13. haftayı açacağız. Peki hafta nasıl geçecek? Yarın saat 13.30'daki İKAS Eyüpspor Çaykur-Rizespor maçıyla birlikte hafta başlıyor. Yine yarın saat 16'da Fenerbahçe Bellona Kayserispor deplasmanında olacak. Aynı saatte Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir karşılaşması da var. 19'da ise Sipey Bodrum Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Pazar günü 13.30'da Net Global Sivasspor Kasımpaşa ile karşılaşıyor. 16'da Tümosan Konyaspor Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Aynı saatte Samsunspor Korendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor ve 19'da da Beşiktaş Göztepe mücadelesi var. Pazartesi günü saat 20'de oynanacak Trabzonspor Adana Demirspor mücadelesi ile birlikte 13. haftayı noktalayacağız. Evet, Süper Lig programının ardından haberlere geçelim. Milli arada tabii çok fazla futbol konuşamadık ama çok fazla da açıklama yapıldı. Hem kulüp başkanlarından, teknik direktörlerden, özel röportajları birçok konu ekranlarınıza getirdik. Yine bir açıklamaya bakalım. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcu Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağı ile ilgili soruya bir yanıt verdi. Detaylara bakalım. Gazete manşetlerine geçiyoruz değerli izleyenler. Şöyle birlikte hızlıca bir gazete turu yapalım. Başlıklar üzerinde bakarak ilerleyelim. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Burada transfere dair isimleri görüyoruz. Ki en dikkat çekenlerden biri Onaçu isminin Kartal'la anılması. Beşiktaş geçen sezon Trabzonspor formasıyla fırtınalar estiren Onaçu için Southampton'ın kapısını çalacak diyor Fotomaç. Fanatiğe gelecek olursak Aslan'da her şey Arias için. Okan Buruk'un yaz döneminden beri çok istediği Arias transferince süreç netleşti. Brezilya'da kümede kalma mücadelesi veren Fluminense son maçını 8 Aralık'ta oynayacak. Bu tarihten sonra da resmi bir teklif yapılacak iddiaya göre. Sabah gazetesinin 15. sayfasında Osimhen için tarih verdi başlığında Çağdaş Alıcı'nın bir haberi var. Başkan Özbek sezonun bitiminde elbette ki bütün kulüpler Osimhen'i almak ister. Önce 5. yıldızı takacağız. Galatasaray'ın öncülüğü Türk insanına dünya yıldızlarını izlettirmektir şeklinde bir açıklama yaptı. Takvim gazetesinin 19. sayfasında Mourinho'dan şok rapor. Jose Mourinho'nun sportif direktör Mario Branco ile yaptığı son görüşmede Ciku ve Becao'ya Ocak'ta teklif gelirse değerlendirmeye alınmalı dediği iddia ediliyor. Böyle bir rapor verildiği söylenmiş. Fenerbahçe'nin yıldızı Tadiç paranın değil kariyerinin peşinde 10 milyon euroluk teklife hayır dedi. Yine buradaki bir iddiaya göre El Nasır'ın yıllık 10 milyon euroluk teklifi olduğu yönünde. Fotomaça bakalım. Millilerimiz var. Kim gelirse gelsin. A millilerin playoff turundaki rakibi bugün belli olacak. Uluslar Beyliği Ligi'nin ikinci sırada bitiren Ay Yıldızların rakibi İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan'dan biri olacak. Kura çekimi de bugün saat 14'te başlayacak. Gazete manşetleriyle devam edeceğiz ama takım haberleriyle ilgili manşetlere bakacağız birlikte. Galatasaray ve Fenerbahçe'den haberler ekranlarınıza geldi. Galatasaray kısmında daha çok açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Dursun Özbek ve Okan Buruk'a ait Fenerbahçe için de fikstürden bahsettik. Bakalım farklı detaylar neler var gazetelerde. Fotomaça geleceğiz. Sür manşette Osimhen'i görüyorum. Hemen bu habere bir bakalım. Victor Osimhen sahaya çıktığımda adımı bağırarak tezahürat yapıyorlar. 50 bin kişinin adınızı haykırması benim için büyük bir ayrıcalık ifadelerini kullandı. Taraftara olan hayranlığından bahsetti kendisi. Dursun Özbek'i burada da görüyoruz. Dursun Özbek gündemdeki tartışmalarla ilgili açıklamalar yaptı. Yapı Galatasaray'a karşı dedi. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı yapı 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 diye konuşanlara sorun. Türk futbolunda yapı varsa Galatasaray'a karşı var açıklamasında bulundu. Sayfanın devamında Paredes'i görüyoruz. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da orta saha için Leandro Paredes ismi gündeme geldi.
Roma ile sözleşmesi bitecek Arjantinli futbolcu listeye dahil edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk katıldığı sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Buruk rotasyon düşünmüyor. Fanatik gazetesinin ikinci sayfasında Fenerbahçe haberlerine bakalım. Ara transferde süper operasyon. Sarı lacivertliler sezonun ikinci yarısında kadroyu çok daha güçlü hale getirmek için dört koldan çalışıyor. Gündemin bir numarası olan Talisca için yönetim tüm şartları da şu anda zorluyor. Manchester United'dan ayrılması beklenen Eriksen'in durumu yakından takip ediliyor. Menajerlerin önerdiği Pogba'ya Mourinho sıcak baksa da uzun süredir maç oynamadığı için çekinceleri var. Sol bekte liste başındaki Archie Brown için pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Gent'e takas önerisi yapılabilir. Roma'dan Paredes almaya çalışan Boca ise Medina için geri adım atabilir. Bu isimlere dair son bilgiler ve gelişmeler detaylıca bu sayfa içerisinde mevcut. Sayfanın alt kısımlarına geliyoruz. Sakatlardan müjde geldi. Fenerbahçe milli araya girerken tam 6 sakat oyuncusu bulunuyordu. Kayserispor maçı öncesi peş peşe müjdeli haberler geldi. İrfan Can, Cengiz, Ciku ve Maximen takımla çalışmalara başladı. Sezonu kapatan Osterwolde ile Çağlar dışında eksik kalmadı. Mourinho ilk 11'ini de büyük ölçüde şekillendirmiş oldu. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sayfanın orta kısmında Szymański var. Szymański satılmıyor. Samet Yüksel'in bir haberi. Sarı lacivertlerin 10 milyon euroya kadrosuna kattığı futbolcu için Napoli, Fiorentina ve Bayer Leverkusen devrede. Yönetimin istediği rakamsa 25 milyon euro olacak. Yine Talisca ihtimalini burada da görüyoruz. Şu anda ara transfer dönemi adına en net isimlerden birisi olarak görülüyor kendisi. Hürriyet'in 17. sayfasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in dünkü sponsorluk anlaşmasından görüntüleri ve açıklamaları var. Futbolda yapı varsa Galatasaray'a karşı var. Özellikle bu cümle gazete manşetlerinde de başlıklarda kullanılmış. Özbek, Osimhen'in bonservisinin alınma ihtimali için de harcama limitleri var. Bunun için daha erken açıklamasında bulundu. Milliyet'e de bakalım. Senat Okun bir haberi var. Tok satıcı Fenerbahçe. El Nassr Sarı Lacivertlilerden Faslı Yıldız'ı almak için teklifini 30 milyon euronun üzerine çıkardı. Oyuncusunu göndermeyi düşünmeyen ve tok satıcı rolüne bürünen Fenerbahçe ise astronomik bonservis dışındaki önerileri değerlendirmek istemiyor. Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Hazırlıklar Can Bartu tesislerinde dün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik direktör Mourinho yönetiminde gerçekleştiren idman salonda çalışmalarla başlamış oldu. İrfan Can'ın milli ara sonrası takıma döndüğünü hatırlatmıştık sizlere. Sakatlığını atlattı ancak riske edilmeyecek şeklinde bir başlıkta görüyoruz burada. Gelelim gazete manşetlerine tekrardan. Beşiktaş ve Trabzonspor için bugün hangi haberleri göreceğiz? Fanatik'le başlıyoruz. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın açıklamalarının bir bölümünü biz de ekranlarınıza getirmiştik. Hangi noktaları öne çıkarmışlar? Rüyaları başlamadan bitti başlığı var hemen Fanatik gazetesinde. Siyah beyazlı ekibin patronu gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Seçim vaatlerini değerlendirdi. Şu anda tamamlanan ve bitmek üzere olan projelerimiz %72 dedi. Adaylık hakkındaysa konu şu an gündemimizde yok diyor. Fotomaç gazetesinde Rota Vargas başlığı var. Errayan Trezeguet'in geri dönüşüne onay vermedi. Aralık ayında serbest kalacak olan Vargas içinse temaslar başladı. Arjantinli sol kanat için görüşmelerde iyice sıklaştı. Fransa'dan bir Orban iddiası var. Fransız basını Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna katamadığı Gift Orban için devre arasında devreye gireceğini iddia etti. Haberde Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiği söylenenler arasında. Çam'ın şansı sezon başında Clermont'tan alınan Muhammed Çam Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlamaya hazırlanıyor. Trabzonspor'a 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara devre arasına kadar kendini göstermeye çalışacak.
Sabah gazetesine gelelim. Rafa Silva bize yeter. O gün Şahinoğlu'nun bir haberi, dünkü sohbet toplantısından bazı detaylar. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Fenerbahçe ile adanılan Talisca için bu yorumu yaptı. Başka kulüplerin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Bizim Rafa Silva'mız var. Bakın bakalım o bahsettiğiniz takım Rafa'yı kadrosuna katmak için neler yaptı ve alamadı. Adaylık gündemimizde değil, kimsenin haftalık programına göre de hareket etmeyiz. Birinci konumuz mali sürdürülebilirlik. İkincisi ise takımın başarısı dedi. Muçi ile ilgili bir detay var sayfanın en altında. Beşiktaş'a Arnavutluk milli takımında sakatlanan Muçi'den kötü haber geldi. Arnavutluğun Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuncu oyuna devam edemedi. Türkiye dönüşünde de kontrolleri yapıldı. Muçi'nin MR görüntülenmesinde sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. 3 hafta gibi bir süre takımdan ayrı olacak Ernest Muçi. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesiyle. Hasan Arat'ı görüyoruz tekrar burada. Türkiye'de bir yapı var, buna inanıyoruz. Bu yapı en çok Beşiktaş'ın hakkını yedi. Biz kapı kapı dolaşıp ağlamayız, savaşırız dedi. Havlu atmadık, bu takım geçen yılkinden çok farklı refleksleri var ve cevap verebiliyor. Moral bozulacak bir durum yok dedi. Milliyete de gelelim. Oradaki haberlere de bakacağız. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'a dair yapı var ama biz savaşacağız. Yine Başkan Hasan Arat'ın açıklamaları burada görüyorsunuz. Rafa Silva detayı yine burada da var. Bizde Rafa Silva var dedi. Ernest Muçi'nin sakatlığı ile ilgili 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı da yine verilen detaylar arasında. Trabzonspor kısmına gelelim. Trabzon kaynağı iniyor. Trabzonspor Kulübü'nün altyapısı kentteki amatör takımlarla işbirliği yapacak. Altyapı koordinatörü Güngör Şahinkaya kulübün geleceği için kaynağa ineceklerini söyledi. Bu özel röportajın ardından şöyle bir Skype bağlantısı yapalım isterseniz. Süper Lig'i konuşalım Haldun Domaç'la birlikte. Malum yarın da artık 13. haftayı açıyoruz. 2 hafta nasıl geçti size? Ya tabii futbolsuz günler genelde zor geçiyor. Bağlantı. Var mı bir problem? Chris. Geliyor mu sesin? Tamam mıyız? Tamam, tamam, şimdi geliyor. Geldi, sesin geldi. Bir anlık bir sıkıntı oldu. Yani sorun. Futbolsuz geçmedik. İşte basketbol vardı. Anadolu Efes'i, Fenerbahçe'yi Euroleague'de izledik. Gerçekten orada da ciddi bir heyecan var. Milli maçları izledik, üzüldük ama sonuç itibariyle sporsuz bir zamanımız olmuyor. Pek çok alanda müsabakalar devam ediyor, hayat devam ediyor. Tabii ki bunların tap noktası Süper Lig, yani futbolun tap noktası da orası. Genelde sporlar açısından baktığımızda en üst düzey spor diye kabul edeceğimiz Türkiye için futbol olduğu için de genel anlamda futbolu bekliyoruz, lig heyecanını bekliyoruz. Peki başlayalım Fenerbahçe'yi ilk önce konuşalım diyorum ben. Biz yine başlarken haftanın programını 13. haftaya ekranlara getirmiştik değerli izleyenler. Fenerbahçe'yi de milli aradan sonra şöyle zorlu hareketli bir karşılaşmalar bekliyor ki 27 günde 7 zorlu sınava çıkacak. 4'ü de deplasman. Tabii İstanbul'da olan mücadeleler de var deplasmanların ki Beşiktaş derbisi, Eyüp Spor karşılaşmaları gibi. İlk mücadele Kayseri Spor olacak. Sizce Fenerbahçe milli aradan nasıl dönecek? Genel ritüeli bir söyleyeyim bir kere Demet. Yani genel olarak milli takım aralarından çıkışlarda milli takımlara çok fazla sayıda oyuncu gönderen takımlar dönüşlerde sıkıntı yaşıyorlar. Bu %100 yaşayacaklar anlamına gelmiyor ama genel anlamda bu süreçleri görüyoruz. Hatta bazı takımlar bu süreçlerde takılabiliyorlar. Bunun tabii altyapısında bir mantığı da var. Çünkü beraber çalışma alışkanlığını yitiriyorsunuz yaklaşık 10 gün, 15 gün bir süreçte. Ve gelen oyuncuların performansları, yaşadıkları süreçler, yani yaşadıklarından kastım özel hayatlarından bahsetmiyorum. İşte milli takımlarda yaşadıkları süreçler, sakatlıklar, moralsizlikler vesaire gibi konular olumsuz olarak zaman zaman etkiliyor takımları. Şimdi böyle bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Fenerbahçe'de
son haftalarda gerçekten de Sinan Kaloğlu'yla iyi noktaya gelen bir Kayseri deplasmanına çıkacak. Tabii ki bazı oyuncularla ilgili olumlu dönüşler de var. İşte Cengiz Ünder'in, İrfan Can'ın sakatlıklarının geçmiş olması bir anlamda hocanın elini rahatlatacak. Biraz daha rahat hareket etme şansı bulabilecek. Ve tabii burada merak ettiğimiz nokta, hoca nereden başlayacak onu bilmiyoruz. Ya soru işareti evet. Bu. Yani nereden başlayacak derken mesela son Zenit hazırlık maçındaki üçlü savunmayla mı başlayacak? Yoksa o Manchester United'la başlayan süreçte oynadığı biraz daha ön alan baskılı, öne doğru giden, daha fazla takımın savunmasını ileriye çeken bir anlayışla mı oynayacak? Bütün bunlar bizim için şu an için soru işareti. Çünkü baştan beri tam olarak bilinmeyen ya da gerçekleşmeyen bir sürecin uzantısı olarak bakıyorum ben olaya. Söz gelimi Galatasaray'ı söylesen bunların hiçbirini söylemeyeceğim. Evet, evet, orada da bir diziliş konusunda belki soru işareti olabilir ama ne oynayacağını biliyoruz. Fenerbahçe'de böyle bir sıkıntı var. Zorlu bir süreç, zorlu bir maç. Onu özellikle söyleyelim. Hı hı. Toparlanan bir Kayserispor var. Bu arada Alspor'daki yayınları takip edenler de sanıyorum keyifli bir süreç yaşamışlardır. Hem Sinan Kaloğlu'nun hem işte Alex'in röportajları biraz o taraftan gelen bilgilerin de aktarılması açısından değerli oldu. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Ekrana da getirdik Fenerbahçe'nin sıradaki 10 maçını değerli izleyenler. Kayseri Spor mücadelesinden bahsetmiştik. Hemen sonrasında 28 Kasım tarihinde yine Slavia Prag'da deplasmanda karşılaşacak Sarı Lacivertliler. Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi 2 Aralık'ta oynanacak. 7 Aralık'ta da Beşiktaş derbisi var. Zorlu ve şöyle yoğun bir haftalar Fenerbahçe'yi bekliyor diyebiliriz. Galatasaray'a geçelim isterseniz. Biraz da Galatasaray konuşalım. Orada da Bodrum karşılaşması var. Şimdi tabii karşı taraf da biraz bilinmez aslında. Volkan Demirel'le birlikte nasıl bir 11'le, nasıl bir kadroyla sahada olacaklar bilmiyoruz. Ama dediğiniz gibi Galatasaray kısmında biraz daha bir şeyler net gibi duruyor. Neler söylersiniz maça dair? Evet. Şimdi az önceki listeye bakınca Fenerbahçe'nin senin de söylediğin gibi zorlu bir süreçten geçeceği kesin. Yani ligin Süper Lig'in önemli takımları, yani zirveye doğru, yani baş altı takımları diyeceğimiz Eyüp gibi, işte Başakşehir gibi takımlarla da oynanacak maçlar, bir derbi var. Sonuçta zorlu bir süreçten geçecek Fenerbahçe diyelim. Dönüyorum hemen Galatasaray'a. Şimdi Galatasaray'da Davinson Sanchez yok. Victor Nelson'un oynayacağını biliyoruz. Jakobs ve Icardi yok. Ama şöyle söylemek lazım. Bu noktada Icardi'nin olmadığı süreçte Okan Buruk biraz kafamızı karıştırdı. Belki biz çift forvet yine oynayabiliriz Batshuayi ile dedi, evet. Ama ben kenarda mutlaka bir hamle oyuncusu olarak bir santroforu bekletebilme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani tek forvet Osimhen'le başlayıp sonrasında düşünecektir. Burada soru işareti sol bek konusunda kim olacak? Yani bu sol bek ve sağ bek meselesi de Galatasaray'ın kabusu oldu. Evet, yani gidenler yani şöyle söyleyeyim, hani böyle şeyleri çok sevmem ama gidenler beni gönderdiniz ya da ben gittim arkası dolmayacak görürsünüz diye bir şey mi yaptılar? Ne yaptılar bilmiyorum. Bir türlü oralar olmuyor yani. Angelinho gidiyor, işte Jakobs geliyor, işte yani Sasha Boye gidiyor, Jelert geliyor. Yani bir türlü istenen şeyler oluşmadı orada. Orada soru işareti var. Hoca da şöyle yapıyor. Zaten transfer olarak da konuşalım. O iki bölgeden bir tanesini transfer olarak gerçek pozisyon oyuncusu olarak almak istiyor bir kere. Onu net olarak söyleyelim. Tabii imkanlar ölçüsünde. İmkanlardan kastım şu. Yabancı tercihi konusunda söylüyorum. Biraz transfere doğru kaydırdım ama şöyle söylüyor hoca. Devam edebiliriz. Yani kim ister ki sağ bek pozisyonu olmayan Kaan'ın sağ bek oynadığını, sol bek pozisyonu olmayan Berkan'ın ya da işte başka bir oyuncunun, Barış Alper'in sol bek oynadığını, bunları hocalar istemezler. Ama hocanın başarısı, Okan Buruk'un başarısı burada
O pozisyonlara farklı oyuncuları evirip oralarda değerlendirme yapma şansını bulmuş olması gerçekten de önemli bir nokta. Tabii ki bu maçta benim Volkan Demirel röportajlarından da Volkan Demirel açıklamalarından da anladığım şu. Volkan Demirel, tırnak içinde söylüyorum, bu futbolun içerisinde bir deyimdir, yanlış anlaşılmasın. Yani biz haddimizi biliyoruz diyor. Son iki yılın şampiyonu ve kadro olarak bizimle kıyaslanmayacak bir kadroyla oynayacağımızı biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız ama sonuç itibariyle pes etmiyoruz, fakat maçın kazanan tarafı, kazanmaya yakın tarafının Galatasaray olduğunu net bir şekilde söylüyor. Peki buradan transfere girdiniz, biraz daha devam edelim üzerinden isterseniz. Çünkü benim de sormak istediğim birkaç konu var. İki, Ziyech'ten başlamak istiyorum. Özellikle dün çok fazla manşetlerde Ziyech'in ara transfer döneminde ayrılacağına dair ihtimalleri okumuştum. Şimdi özellikle sol bek sorunundan bahsediyoruz ki orayı da sağ açık mevkisi, asıl mevkisi olan Barış Alper'le dolduruyorsunuz. Ama böyle bir durumda Barış'ı genellikle orada kullandığını zaman zaman düşünürsek, Ziyech de giderse sağ açıkta bir eksiklik söz konusu olacak mı? Ziyech'in gidiş ihtimaliyle ilgili neler söylersiniz? Şöyle söyleyeyim, bir kere Ziyech kesinlikle menajeri, ben Avrupa basınını da biraz takip ediyorum. Menajerine verdiği bir talimat var. Bana iyi bir kulüp bul, ya da işte o iyi kulüp genelde onların rahat rahat kaprisini çekecek, yüksek bedelde ücret verecek, canı istediği zaman oynadığında ses çıkartmayacak, oynamadığında ses çıkartmayacak kulüp arıyor. Böyle bir kulüp. Şu anda gördüğüm en fazla da MLS'e gitme ihtimalinin yüksek olduğu doğrultusunda. Yani Avrupa basınındaki haberlerde bu doğrultuda. Mesela hiç İngiltere ismi çıkmıyor artık yani bu transfer gündeminde. Evet, bir de Suudi Arabistan diyor ama oralarda da ciddi sıkıntılar olduğunu net söyleyebilirim. Şimdi onun olmadığı süreçte bir kere Galatasaray çok net bir şekilde, her ne kadar Okan Buruk John Arias'la ilgili işte Kerem giderken geçen sene düşünüyorduk, işte devre arasında sonra düşündük ama gibi cümleler kullansa da bunun arkasında yatan gerçek şu ki, kabul ediyorum, yapılması gereken de bu. Yani biz John Arias'ı almak için çaba sarf ediyoruz, yöneticilerimiz bu konuda girişimde demez. Neden demez? Çünkü zaten 18 milyon eurodan pazarlığı açmış bir kulübe karşı böyle bir istekli tavır sergilerseniz o rakam aşağı gelmez. Şu anda anladığım kadarıyla John Arias %70-%80 Galatasaray'a yakın bir kanat oyuncusu olarak. Zaten Davinson Sanchez'le de uyumu üst düzeyde. Orada Şalai var, Yunus var, Barış var. Bence orayı eğer John Arias da biterse, ki biliyorsunuz imza olmadan net cümleler kullanılmıyor, biterse orayı kapatmış olacak ve benim düşüncem Galatasaray bir bek transferi için uğraşacak. Bu noktada kadroyu boşaltma konusunda Yusuf Demir seçeneklerden biri, Hakim Ziyech. Hatta ben şöyle söyleyeyim, yine ortalama konuşuyor Okan Buruk diye bunu söylüyorum, oradan çıkarım yapıyorum. Yelert konusunda da işte genç bir oyuncu, uyum sorunu var. Danimarka milli takımında oynuyordu, sağ bek sol bek oynuyor. Bu da şu manaya geliyor, yani biz onu gözden çıkartmıyoruz ama kiralık olarak bir yere gönderebiliriz. Böylece kontenjanın boşalma durumu da söz konusu olacak. Icardi'nin de dışarıda kalma olasılığı ortadan kalkmış olacak. Biliyorsun bir ara onu da düşündüler. Tabii, yani evet. Icardi'yi dondursak mı lisansını diye. Şimdi Icardi'nin de bir son 4-5 hafta oynama ihtimali olduğu için Icardi de açıkçası dondurmaya karşı gelecektir. Ya da işte lisansını askıya almaya karşı gelecektir. Olacaktır. Peki Galatasaray'la ilgili son olarak sıradaki 10 maçta ekranlarınızda şu anda. Ben de yaklaşanları hatırlatmış olayım. 23 Kasım'da yani yarın Bodrum Futbol Kulübü deplasmanı. 28 Kasım'da AZ Alkmaar deplasmanı, Hollanda'ya gidecek takım. 1 Aralık'ta Eyüpspor mücadelesi. 8 Aralık'ta Sivasspor ve hemen sonrasında 12 Aralık'ta da Malmö deplasmanı var. Süre bitmeden biraz da Beşiktaş konuşalım isterseniz. Özellikle bu ara transfer dönemine de yaklaşırken, milli arada gelmişken, çok fazla açıklama ve transfer haberi görüyoruz tüm takımlara dair. Dün de Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın açıklamaları vardı bir sohbet toplantısında. Genelde şu arada en çok yapı kelimesini sanırım duyuyoruz. Neredeyse tüm başkanlardan ne diyeceksiniz?
Bir ara inşaatlarda yapılardan çok konuşuyorduk. İnşaat yapıları biraz daha durdu, işte piyasa tıkandı falan denmeye başlamıştı. Şimdi daha çok futbolda yapıyı konuşuyoruz. Şimdi tabii şunu vurgulamak lazım. Hemen hemen her yönetici, her başkan, işte kulüp yöneticisi, özellikle dört büyükler için söylüyorum, röportajlarını yaparken ya da konuşmalarına başlarken, açıklamalarını yaparken yapıdan bahsediyorlar. Demek ki bir yapı var. Bu yapı Anadolu kulüplerine karşı değil, dört büyüklere karşı. Ama neyse yani, hepsi şikayetçi. Ama bir türlü düzeltmek için hiç kimsenin bir çabası yok. Herkes şikayetçi olduğunu söylüyor sadece ve herkes de topu bir başkasına atıyor. İşte federasyon başkanından kimse şikayetçi değil. Herkes mutlu federasyon başkanından. Bir yapı var. Yapı ne oldu? Yapıyı kim yapıyor? Ya da işte mesela bütün kulüplerimiz hakemlerden şikayetçi demek. Herkes şikayetçi. Ama kimse federasyon başkanı ile ilgili bir olumsuz cümle söylemiyor. Biliyoruz o mücadele ediyor vesaire. Yani bunu da çok anlamakta zorluk çekiyorum. Ama sonuç itibariyle şu var. Bu olay futbolumuzun öne doğru çıkmasını, ileri gitmesini engelleyen bir durum. Artık bu söylemlerden vazgeçmemiz lazım. Yapı yapı yapı, Dursun Başkan'ın söylediği gibi yapı yapı yapı, sonra da bu yapı bize karşı dedi. Kime karşı olduğu noktası bir kenara bırakılarak, eğer böyle bir yapı varsa ki bu iddia edilen dört kulüp de iddia ediyor, o zaman bununla el ele verip bir araya gelip bir masaya oturup bu yapının içerisindeki o elemanları ve elementleri ortadan kaldıracak bir çaba sarf Tabii. etmeleri lazım. Bu arada Beşiktaş deyince de tabii Beşiktaş meydanını da ayrıca kutlamak gerekiyorum. Başkan Hasan Arat'ın bu şekilde basın önüne çıkıp onlarla yaptığı bu sohbet, gelen tüm sorulara verdiği yanıtlar çok değerliydi. Belki bir cümlede şunu söyleyeyim, zamanımız var diye Buyurun. düşünüyorum, bir cümlelik. Bir cümlede şunu söyleyelim. Transfer konusu gerçekten de şu anda neticelenmesi gereken konular. Yani şu anda görüşmelerin önemli bir mesafe kat etmiş olması lazım. Çünkü ocağın başı geldiğinde transfer imzalarını atacaksınız. Şimdi neredeyiz? Aralık ayına geldik. Yani siz Evet. bir ay içerisine bırakmazsınız transferi ya da işte o 15 gün içerisine bırakmazsınız. Onun için daha çok transfer haberi de göreceğiz. Bu da gayet doğal. Bütün Avrupa basınını taradığımda da aynı şeyleri görüyorum. Transfer haberi. Barcelona'dan Real Madrid'e, Manchester City'den Bayern Münih'e transfer haberleri var zaten. Peki, teşekkür ediyoruz size. İyi sabahlar, hoşça kalın diyelim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Haldun Domaç'la sohbetimizi noktalıyoruz. Sabah sporuna yine kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Suat Umurhan ve ben tekrar buradayız. Sizi de bekliyoruz. Herkese tekrar merhaba. Sabah sporuna hoş geldiniz diyelim. Üçüncü saat dilimiyle tekrar karşınızdayız. İlk ve ikinci saat dilimlerimizde ağırlıklı olarak haberleri ve gazete manşetlerini ekranlarınıza getirdik. Bu saatte de biraz sohbet edelim. Suat Umurhan bizlerle birlikte. Hafta içinin son gününde nasılsın? İyiyim. Günaydın öncelikle herkese. Günaydın. İyiyim. Lig başlıyor. Onu bekliyoruz. Bugün kura var. Milli Milli takım takım. için. Basketbolda milli takımın maçı var yine. Hızlı hareketli bir hafta sonuna giriş yapacağız inşallah. Milli ara nasıl geçti? İki Milli hafta. ara. Haber İlk haftaydı da son kovalım. hafta bir geçmedi benim için. Klasiktir, öyledir zaten. Bir de bu milli aralar gerçekten fazlasıyla futboldan soğutuyor. Yani her ayda bir kere neredeyse şu sonbahar döneminde bütün dünyanın en büyük problemlerinden biri bu futbol Evet. piyasasının. Peki neyse ki yarın Süper Lig'i açıyoruz. 13. haftaya başlıyoruz. Önemli karşılaşmalar var. Yarının programı oldukça hareketli. Bakarak başlayalım o zaman. 13. haftanın programını rica edeyim ben. Milli Aranın ardından 13. haftayı yarın saat 13.30'da açıyoruz. İkaz Eyüpspor, Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek bu saatte. 16'da Fenerbahçe, Bellona Kayserispor deplasmanında olacak. Yine aynı saatte Gaziantep Futbol Kulübü, Rams Başakşehir mücadelesi var. Ve 19'da da Sipey Bodrum Futbol Kulübü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü 13.30'da Net Global Sivas Spor Kasımpaşa ile karşılaşacak. 16'da Tümosan Konya Spor, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Aynı saatte Korendon Alanya Spor, Samsun Spor deplasmanında olacak. 19'da da Beşiktaş, pazar günü Göztepe'yi Tüpraş Stadyumu'nda konuk edecek. Pazartesi günü saat 20'de Trabzonspor, Adana Demirspor maçıyla birlikte
haftayı noktalamış olacağız. Antalyaspor'da bu haftayı bay geçen takım oldu. Kapanış mücadelesinde özellikle Trabzonspor adına bir şeylerin değişmesini beklediğimiz bir karşılaşma olacak. Üç büyükler adına da önemli karşılaşmalar var. Nasıl bir hafta bekliyorsun? Yarın güzel bir maçla başlıyor öncelikle lig. Eyüpspor bu sezonun flash takımı diyebileceğimiz, hani ne oynadığını bildiğiniz, tam böyle bir takım uyumu altında hareket eden bir ekip ve sonrasında Kayseri Fenerbahçe ile gün devam ediyor. Akşam asıl zirvedeki kritik maçlardan biri Bodrum deplasmanında Galatasaray. Volkan Hoca geçen sene Galatasaray'ın yenilmezlik serisini bitiren teknik adamdı Hatay'la. Yine öyle bir durumda. Hem de Galatasaray için 12'de 11 yapma fırsatı. O da bir lig rekoru söz konusu. O da güzel bir maç. Hafta hareketli başlayacak. Samsun'u merak ediyorum. Milyara dönüşü mesela. Çünkü şu anda 25 puanlı. 3. sırada onlar. Evet, Alanya'da iyi gitmiyor. Evet. Öyle de bir dönem var. Şimdi Samsun'u tabii Galatasaray maçı sonrası nasıl yola çıkacağı da önemli. Hani ligdeki bazı maçlar kırılmadır. Size bir iki hafta büyük maç kaybedersiniz. Sonrasında bir iki hafta puan kaybıyla zirveden koparsınız. O Samsun için belirleyici bir maç olur. Beşiktaş'ı da ayrıca değerlendiririz. Senin dediğin gibi Trabzon maçı. Biraz Adana Demirspor'un ligdeki kötü gidişatını da düşünürsek Trabzon adına hem takımdaki değişimin ortaya çıkması, kadro dışılar var, Şenol Hoca'nın takımla beraber ufak bir kamp dönemi gibi süreç geçirmesi var. Biraz Trabzonspor'un favori oldu ve sürecin göstereceği bir maç olacak. Peki sence böyle maçlar bir yandan da zor olmaz mı? Mesela Adana Demirspor evet kötü gidiyor ama iki haftalık bir süreç vardı. Belki onlar adına da çok iyi bir motivasyon toparlanma dönemi geçti. Çok haklısın. Trabzonspor adına zorlu. Çok haklısın ama Adana Demirspor'un bu sezonki yapısı, kadro yapısı bize burada yani favoriyi nereden baksan %90 Trabzonspor yapan bir maçı işaret ediyor. Ama Adana Demirspor burada büyük bir çıkışa atıp, çıkışa imza atıp futbolun içinde olan o parlamayı yaparsa tabii ki keyifle izleyeceğimiz bir maç olur. Peki dediğimiz gibi hafta hareketli, heyecanla bekliyoruz. Yarın 13.30'daki karşılaşmayla birlikte de 13. hafta açılacak. Yine değineceğiz dört büyük takım ama Galatasaray diyerek başlayalım. Yapılan açıklamalar var. Dursun Özbey'in açıklamasıyla ilk önce başlayacağız değerli izleyenler. Birçok konuya değindi kendisi. Osimhen konusuyla biz başlamış olalım. Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Transfer için harcama limitlerinin oluşması gerekiyor. Bunun için de henüz erken dedi. Ya bu sene özelinde sanırım artık herkes hemfikir gibi duruyor. Bilmiyorum böyle. Ne için hemfikir? Osimhen'in evet. Yani çok insan yapısı bak çok enteresan. Niye? 75 milyon eurodan bahsediyoruz. 75 milyon euro herkese dünyanın en büyük parası gibi geliyordu Osimhen ilk geldiğinde ve 100 milyon eurodan 75'e düşürdü Napoli. Herkes bütün dünya diyor ki bu çok büyük para falan. Önce 75, sonra alıştık. Dillere rahatça gelmeye başladı 75. Şimdi Galatasaray bir yerlerden toplar 75'i oyuncuyu alır diyorsun. Evet. Bak bu şeydir, borçlanmak da böyledir hayatta. Önce büyük gelir, sonra gözünde alıştırırsın duydukça, falan. Sonra gördükçe da batar gidersin. Tamam mı? 75 milyon euro çok büyük bir para. Ben bu sene kalma özelinde dedim. Hani. Ha, bu sene tamam. Orada ben gideceğini düşünmüyorum. Ben de yani Ocak'ta herhalde hemfikiriz. Çok ekstrem bir durum olmadıkça tutup Chelsea, Manchester United devreye girip ısrarla istemedikçe oyuncuyu kolay kolay gitmeyecektir. Tabii ama bonservis konusu çok büyük bir tercih. Bonservis konusu zaten başkan da burada net ifadeler kullanmıyor çok haklı olarak. Harcama limiti diyor. Çünkü bak demek bu senenin şampiyonunun özelliği direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olma. Osimhen belki olur olmaz ayrı ama o seviyelerde bir oyuncu alman için yine harcama limitinin açılması lazım. Icardi'nin nasıl döneceğini bilmiyorsun. Osimhen sezon sonu %90 ayrılır. Bunları da göz önüne alınca ne olursa olsun Galatasaray'ın yeni transfer için harcama limitini açması lazım. Bir de şöyle bir şey. Osimhen çıtayı öyle tepeye koydu ki şimdi Icardi varken Icardi unutuldu. Osimhen'imiz vara döndü iş. Osimhen'den sonra o bölgeyi gerçekten yeni bir isim transfer edeceksen de biraz o beklentiyi nasıl karşılayacaksın gerçekten merakla bekleyeceğiz sezon sonu. Ama 75 tekrar altını çizeyim çok büyük bir miktar. Osimhen konusunu konuşurken yine onun da verdiği bir röportaj vardı. Onun üzerine de konuşmuş olalım. Çünkü o da yine Galatasaray ailesinden bahsetti. Evet. Galatasaray büyük bir kulüp ve bir aile
ortamı da var dedi. 50 bin kişinin adımı haykırması benim için çok büyük bir ayrıcalık ifadelerini kullandı. Bu özellikle taraftarın bu kadar sıcak ve canlı olması Galatasaray'da gelen transferleri de çok etkilemeye başladı. Muhakkak başarı da onunla beraber gelince, her şey güzel gidince elbette ki oyuncuların da uyum süresi çok daha hızlanıyor. Yani Osimhen mesela şöyle bir oyuncu değil. Ya ben gol atayım, biraz durayım, bekleyeyim. Pozisyon öyle bir adam değil. Hı hı. Sürekli koşuyor, pres yapıyor. Maçın içinde taraftarla uyumlu. Yani o atmosferi yaşayan ve dinamik tutan bir oyuncu. Ve yorulduğu zaman da birkaç maçta buna şahit olduk. İşaret edip çıkabileceğini söyleyen öyle de biraz alçak gönüllü bir oyuncu. Napoli'de büyük bir kariyer yaptı. Sonra düştü kulüple arasındaki problemlerden dolayı. Sonrasında böyle sevgi dolu bir ortama ihtiyacı varmış. İki taraf da bence onun hakkını gayet veriyor. Aynen öyle. Devam ediyorum. Dursun Özbey'in açıklamalarıyla. Icardi konusu var. Icardi bir jenerasyonu Galatasaraylı yaptı dedi. En kısa sürede onun da geri dönmesini bekleyeceğiz. Dün özelinde haberler vardı. Son 4-5 haftaya yetişebilir şeklinde. Hatta daha önce burada ameliyat olacağı da konuşuldu ama şimdi Neymar'ın doktoruyla çok yakın temasta olduğu söyleniyor. Evet. Önce başkanın Icardi sözünü söyleyeyim. Şöyle hani yakın dün yaşadığım, iki gün önce yaşadığım bir durum. Çocuklarımı almak için okula gittim. Giderken bahçede çocuklar, şeyde caminin bahçesinde top oynuyorlar. 10 çocuktan 7'sinde Galatasaray forması vardı. Bak sana abartmıyorum. 10 çocuktan 7'sinde Galatasaray forması vardı. Şimdi çoğunun arkasında da Icardi yazıyor. Şimdi bu çok net tespit edilen bir örnek. Bunu sokağa çıktığında, insanların arasında yürüdüğünde net bir şekilde görüyorsun. Bu kadar fenomen bir oyuncu belki en son Drogba'ydı, Alex'ti. Beşiktaş'ta işte Quaresma'ydı. Icardi gerçekten de küçük çocukları Galatasaraylı yapan bir figür. Şimdi Osimhen geldi. Osimhen olur da 75'i verip 60'ı verip her neyse tutarsanız Galatasaray'ın da başarılı dönemleri geçerse tekrar başka bir yere doğru gider sokaktaki çocuklar. Bir kere bu net tespiti ortaya koyalım. Icardi'nin dönüşü gerçekten Okan Hoca'nın da sözlerinde var dünkü. Bu sezon çok zor. Olursa bir ihtimal hani biraz böyle oyuncuya da moral vermek adına sağlık heyetinin de hani ya biz toparladık oyuncuyu bakın Mayıs'ta en azından süre alabildi demesi adına bence sembolik bir anlam. Yoksa bundan sonra bu sezon için Icardi çıkacak, gol atacak, maçlarda katkı yapacak diye bir şey söz konusu değil. Yani çünkü son 4-5 hafta deyince takıma dahil olması hatta belki maça çıkması ondan önce zaten çok iyileşmesi gerekiyor tabii. Bu da çok kısa bir süre çok oluyor. Kısa. Yani o bence biraz hani şuna geliyor. Galatasaray şampiyon olursa hani belki o seremonide yer alır. Son maçta çıkar falan. O öyle bir hayal var ki bu sağlık heyetinin bilgileri bizim araştırmalarımıza göre de mümkün gözüken bir durum. Hani ama tekrar Icardi'yi eskisi gibi gol atarken görmek çok zor şu anda. Peki ufak bir özel hayatına da girmiş olalım. Yine son günlerde ikiliyi çok fazla konuştuk. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla. Ki ben o ilk paylaşımı gördüğümde Icardi'nin Instagram'da Van'dan ara onun evindeyken bir story attığını görünce bizimle dalga geçiyorlar diye düşündüm mesela. Ama geçmişleri öyle değil mi? Hep ayrıldı, barıştı, hep kavga. Evet, toksiklik devam ediyor. Ama yok burada iş başka yere gitmiş. Mesela... şöyle bir durum var. Vandana'nın söylediğinden ben boşandıklarını resmi olarak anlıyorum. Evet. Benim ona bıraktığım evde kalıyor falan gibi. Bir de şey var hanımefendi de hani yani parayı kazanan aslında Icardi ama evi ona bıraktığım gibi böyle bir de lütuflar falan var. Enteresan tabii. Onun da etkisi büyük ama para kazanmasında şimdi. Tabii her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var diyerek devam edelim ama orada enteresan bir süreç var. Mesela şuna dikkat ettin mi? Icardi'nin babası varmış. Icardi'nin kardeşleri varmış. Açıklama yaptı babası. Evet, bizim bak bugüne kadar Galatasaray'da hiç adlarını neredeyse duymadık. Kesinlikle, bilmiyorduk, hiç konuşmuyordu insanlar. İlk defa bu ayrılık sürecinde onların da. Yani Icardi'nin farklı bir ailesi olduğunu da gördük. Bu da bence dikkate değer bir şey. Icardi'nin hayatı Arjantin'de şu anda magazin basında, spor medyasında hiç konuşulmuyor. Bak bütün gazetelere sabahları bakıyorum. Arjantin'de sadece magazin tarafında Icardi Van'da var. Hiç zaten Arjantin'de Icardi'nin futbolla alakalı çok şey konuşulmuyor. Bir de diğer taraftan bu tip
ilişkiler muhtemelen sizi hayattan soyutluyor. Sadece ufak dar bir çevreye, işte eşinizle beraber hani devam ediyor. Icardi onun içinden çıkmaya çalışıyor bence. Hani kabuğunu kırmak meselesi var ya, o kozasından çıktı şu anda. Öyle gözüküyor. Umarım futbola döner. Çünkü bayağı etkileyici bir, hani kolay kolay kimsenin ya tabii çok büyük sorunlardan bahsettik ama o videoyu sen de görmüşsündür. Ama o İkisi biraz... de sanki hiçbir şey olmamış gibi. İşte özellikle o... Van Danara. Evet, orada bir farklı bir durum var. Hani daha da değişmeyelim derim ama. Peki şimdi babasından bahsettin ya. Juan Carlos ismi. Icardi ile Van Danara arasındaki mesele beni hiç ilgilendirmiyor dedi. Bu konu hakkında ben yorum yapmıyorum dedi ama torunlarımı daha uzun süredir görmüyorum dedi. Orada da bir belki aile kopukluğu var gibi. Olabilir. Yani ama Icardi'nin bir bu süreci iyi atlatması Galatasaray adına da futbola dönüşü açısından da pozitif olacaktır. Çünkü kolay bir süreç değil. Sence taraftar nezdinde nasıl karşılanıyor bu durum? Hangisi? Ayrılığı mı? Icardi'nin bu kadar özel hayatıyla gündeme geliyor olması. Valla Türk basınında çıkan şeyler değil bunlar. Arjantin'de yaşanıyor olaylar. İki eş tartışıyor. Yani burada da bir futbolcu, ünlü Türk oyunculardan biri burada böyle bu tarz bir işe girse bütün magazin medyası, spor medyası bu işin içine dahil olur. Bu çok merak edilen bir durum sonuçta. Arjantin'de de merak ediliyor. İtalya'da da, Türkiye'de de bu kaçarı olmayan bir durum yani. Peki Icardi konusunun ardından tekrar Dursun Özbey'e dönüyorum. Bir yapı cümlesi var ki az önce Halil Domaç'a da söyledim. Neredeyse tüm başkanlarda açıklama yapan herkes de yapı bize karşı cümlesini duymaya başladık. Ki Dursun Özbek de yapı Galatasaray'a karşı dedi. Evet. Sayın Hasan Arat da öyle diyor. Evet. Fenerbahçe cephesi de öyle diyor. Yapı kimin yanında? Trabzonspor cephesi de diyor. Yapı şampiyon olmayanın yanında. Türkiye'de bu işin gerçeği. Şampiyon olamıyorsanız bir yapı oluyor, şampiyon oluyorsanız yapı olmuyor. Şimdi Galatasaray yapı var, biz de ona karşı savaşıyoruz diyor. Şimdi herkes yapı derse hadi aksini iddia edin. Yani hani yalanlaması mümkün olmayan genel geçer sözlerle biraz futbolu aşağıya çekiyoruz. Bir başkan yapı varsa söyler. Yani MHK başkanı bir yapı kurdu bize karşılar. Ya derler ki MHK içinde junta var der. İşte tahkim kurulunda hatalar var. Burada bir grup bize karşı problem yaratıyor der. Dün bunları Hasan Arat'a bu soruldu bu arada. Evet. Direkt yapı nedir yani diye, kimdir ya da diye sordu. Ve o da bunu şimdi açıklayamayız, söyleyemeyiz dedi. Ya, ama şimdi yöneticilerin genel şeyi budur. Kimdir yapı derseniz. Ya söyleyemem, söylersem yer yerinden oynar Evet. Ama hiç kimse söylemez. Bu 2010'da da aynıydı, 2015'te de aynıydı, 2013'te de, 10'da da, 90'da da hep var. Yani evet, bir takım lehine hataların yapıldığı çok sezonlar var. Bazı takımların hakemler eliyle doğrandığı tabiri caizse ya da öne doğru itildiği çok var. Ama burada sadece kazananın ayrıldığı, geri kalanın bir yapı vardı birleştiği, ertesi sene ya bize karşı bir yapı var dendiği, sürekli bunun değiştiği de çok fazla sağlıklı gözükmeyen bir yapı bence. Peki devam ediyorum. Okan Burun'un da açıklamaları var. Dün katıldı bir davette, açıklamalarda bulundu. Bu haberi bir ekranlarınıza getirelim. Bodrumspor karşılaşması ile ilgili açıklamaları var. Ve Icardi'nin ameliyat tarihi ve dönüşüyle de ilgili bilgiler verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un da dün yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Bodrum karşılaşmasında biz de onun açıklamalarıyla birlikte şöyle değerlendirmeye başlayalım istersen. Bodrum'u yenmek için her şeyi yapacağız. Oyuncularımız döndü ama sakat ve cezalı oyuncular var. Davinson Sanchez cezası sebebiyle Bodrum karşı forma giyemeyecek. Bir de zaten Icardi'nin yokluğunu biliyoruz. Evet. Onun yanında bir de Jacobs var sakat. Üç tane aslında kritik isim, evet, yani ilk 11 oyuncusu ama... hani Davinson'u ayrı değerlendiririz. Yerine Nelson oynar. Galatasaray'ın o anlamda güçlü bir savunma kurgusu var. En azından kulübede. Ama Jacobs ve Icardi uzun süreler olmayacak gibi gözüküyor. En azından İsmail Jacobs'un bir ayı falan var gibi önünde gözüküyor geri dönüş için. O yüzden daha farklı bir formata dönebilir Galatasaray. Orada Barış Alper'i görebiliriz. İsmail Jacobs'un yerine. Evet. Barış Alper. Her zaman için öyle. Her bölgenin adamı Barış. Orada çift forvet olur mu düşüncesi var Galatasaray'ın tekrardan. Batu şöyle, ben bunu düşünmüyorum. Çünkü hem Bodrum deplasmanındasınız hem de
Batshuayi zaman zaman kullanacaktır çift forvet. Belki iç sahada kullanacaktır ama bu maç sanki onu işaret etmiyor bize çok. Kulübenizde çok net başka bir santrforunuz yok. Sonuçta Batshuayi'yi de oyuna attığınız zaman kulübeden o hamleyi yapma şansınız azalır. Barış Alper'i de hani kulübede tutup forvet anlamında sahaya süremezsiniz şu konjonktürde. Tabii. O yüzden ben Batshuayi'yi kulübede biraz daha bekler gibi görüyorum. Son karşılaşmada Şalay'ı sağ kanatta görmüştük. Hı-hı. Ki Osimhen'e de çok yakın oynamıştı. Doğru. Belki o formatta biraz Hı-hı. daha zaman zaman ikiliyi önde görebiliriz. Kesinlikle. Onu da Mertens'in rolü de elbette ki işleri değiştirir ama Şalay'ı biraz kanat forvete döndürüp öyle kullanma planı oluyor Okan Hoca'nın. Zaman zaman forvet arkasına kayıyor ki Yunus'u da oraya çektiğini çok gördük. Özellikle Icardi varken. Bunlar maç içinde değişecek formatlar ama Bodrum karşılaşmasının Bodrum'un ligdeki yeriyle çok farklı olacağını ben düşünüyorum. Çünkü hani Bodrum'un küme düşme hattında olması kadro olarak ligin çok iyi takımlarından bir kadro derinliği olarak ama oynadıkları futbol Volkan Hoca ile beraber biraz daha savunma güvenliğini koruyan, işte Puşkaş'ı kullanıyorlar önde. Onun etkili bir sezonu geçiyor Rumen oyuncunun. Öyle bir formatta bir de stat faktörü, evet. Ki Okan Hoca da bunun altını çizdi. Hani futbol gurmeleri bilir. O tip statlarda hep farklı sonuçlar yaşanabilir. Bunlar Galatasaray'ın dezavantajı olarak öne çıkıyor. Bir de tabii yeni teknik direktör gelmesi, belki yeni bir ortam. Her zaman. Biraz daha iyi bir şeyler yapmak isteyebilir oyuncular. Yeni hocayla biliyorsun takımlar ilk 2-3 maçında hep evet, galibiyet hep alma olur. İhtimalleri artar. Volkan Hoca da ligin bence hani yükselen nesil demeyeyim ama yeni teknik adamlar arasında oyunu iyi okuyan, anında müdahale eden ve çok fazla takıma müdahale ederken o kompleks barındırmayan çalıştırıcılardan biri. Yani hiç ya ben hata mı yaptım falan diye düşünmeyen, hemen oyunu okuyup hamle yapan bir teknik adam. Bodrum'un ben zaman içinde belki bir ara transferle beraber daha iyi noktaya gelebileceği kanısındayım. Peki rekorlar konusu açıldı. Hı-hı. Maç kazandıkça rekorlar geliyor dedi. Her maçı kazanmak istiyoruz. Geçen sezon bunu yaptık ve 102 puanla şampiyon olduk. Çok rekorlar konuşmayı sevmiyor teknik direktörler ama biz seviyoruz özellikle istatistik ve rekorları ki sen de başlarken bahsettin. Bodrum maçı da kazanırsa Hı-hı. yine bir rekora imza atmış olacak Galatasaray. Ligin en iyi işte 13'te 12 mi oluyor? Evet. Öyle bir başlangıcı olacak eğer Galatasaray kazanırsa. Teknik adamlar evet biraz daha futbolun içinde oldukları için. Bence bunu medyaya hani, yansıtmıyorlar. Ya sonrasında çok mutlu oluyorlardır. Belki o anda kafalarında maç sırasında kuruyorlardır. Tamam bir rekor daha kırdık diye ama öncesinde bunu hiç kimseye yansıtmazlar. İşte batıl inanç da diyebilirsin. Olabilir. Bazılarında vardır. O yüzden hani geçtikten sonra bunu konuşmaları elbette ki çok normal. Serkan şimdi kulağıma diyor ki ben totemi hiç sevmem diyor. Ben de sevmem. Bilemem teknik adamların ama yani sahaya ilk çıktığı ayağından tut, içeride dinlediği şarkıya kadar özellikle sporda bunlar çok var. Yani evet. Bazıları annesini arayan var maçtan çok önce var. Sonan, kardeşini arayan var. Bu tip inançları olan da çok oyuncu var yani. Ben bazen evde maç izlerken hiç gol olmayınca mutfağa gideyim diyorum biraz. Mutfakta oyalanıyorum. Ve her kalktığımda gol oluyor. İşte iyi ki sevmiyormuşsun sen de totemi yani. Bu da totem bir totem. Niyetine yapmıyorum aslında. Vallahi ben ya totem işine girersen futbolun içinde o kadar çok var ki. Stadın içinde koltuk değiştirenler, tezahüratı kesip başka tezahürata geçen, ne bileyim yanındaki o isimleri 20 yıldır hiç değiştirmeyen statta insanlar var yani. Bunlar çok var futbolda. Serkan şimdi editörümüz kulağıma diyor ki ben gol olduğunda hiçbir şeyi kımıldatmıyorum yerimden. Ya yani işte. Yanımda biri oturuyorsa o bile kalkamaz diyor yanımda. Maşallah hiç totemci değilmiş o. Peki devam ediyorum. Icardi'ye dönüyoruz yine. Okan Burun da açıklamaları var. Icardi'nin nerede ameliyat olacağına karar vereceğiz dedi ilerleyen günlerde. Ameliyat önemli ama devamındaki rehabilitasyon süreci çok daha önemli olacak. Gelecek sezon tamamen dönmesini şu anda öngörüyoruz. Oyuncunun erken dönmesi değil, iyi bir şekilde doğru zamanda dönmesi bizim adımıza önemli dedi. Ki hem bu kadar ağır bir sakatlığın ardından psikolojik anlamda da iyileşmek çok önemli. Tabii aile yaşantısını bir yere bırakıyorum ama bu kadar yıldız bir oyuncunun bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalması da çok yıpratıcı bir durum olmalı. Çok çok sert bir sakatlık. Yani Icardi'nin yaşadığı süreci hani ailevi olaylardan bağımsız konuşamıyoruz tabii ki. Çünkü psikolojini etkiler, futbola dönüşünü etkiler ama Icardi'nin
bir kere Neymar'ın doktoruyla görüştüler. Hani Neymar'ın da bu tip bir sakatlığı olduğu için o da yaklaşık 380-390 gün sahalardan uzak kalmıştı. Onunla ilgili de bir temaslar var. Ne olursa olsun Yener İnce'nin bu ameliyata katılacağı, yanında olacağı kesin bir bilgi. Ama onun dışında dönüş süreci oyuncuya farklı rehabilitasyon anlamında çalışmalar verilecektir. O tempoya dönmesi bu kadar, çünkü maç temposunu kazanmak her şeyden zordur. O yüzden de Okan Hoca zaten Haziran, Temmuz gibi işaret edip kamp dönemi geçireceğini söylüyor. Allah yardımcısı olsun, bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü sakatlıklardan biri. Ama Icardi'nin futbola aşkı, psikolojik olarak kendisini belki buradan toparlama isteği ona artı bir motivasyon sağlayacaktır. Bence de öyle. Galatasaray'ı noktalamadan önce şöyle kısaca bir transfer de diyelim. Çünkü Arias haberlerini ekranlarınıza getirmiştik biz de. En çok konuşulan isimlerden birisi ki bir mesafe kat edildiği de söyleniyor. Sence bu transfer gerçekleşirse nasıl olur? Oyuncunun kulübüyle kontratı uzatmama durumu var. Yani Galatasaray'la Prensip'te anlaştığı, çok genç bir oyuncu değil aslında. Yani belki de ülkesinden son, yani ülkesi demeyeyim Kolombiyalı ama kıtasından bu son Avrupa'ya çıkış ihtimali olan bir profil. 27 yaşında. O yüzden Galatasaray'la bir Prensip anlaşması var. Oyuncunun bu yapısı, bu tavrı Galatasaray'ın da elini güçlendiriyor. Bu iş devre arasında da olabilir, sezon sonunda da olabilir ama Galatasaray'ın kulüp filminense çok garip garip rakamlar, paralar istemedikçe kısa sürede gerçekleştireceği bir transfer Arias. Peki bakalım. Devam edelim. Fenerbahçe'ye geçiyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'de de şöyle biraz hem fikstür hem de bu hafta oynanacak karşılaşmayı konuşacağız. İlk önce bir ekranlarınıza haberimizi getirelim. Çünkü Sarı Lacivertliler 27 günde 4'ü deplasman olmak üzere 7 zorlu karşılaşmaya çıkacak. Evet, Fenerbahçe'yi zorlu bir süreç bekliyor değerli izleyenler. 27 günde 4'ü deplasman olmak üzere hem ligde hem de Avrupa'da 7 sınav verecek. Tabii 4'ü deplasman ama burada İstanbul'da olan maçlar da olacak ki derbi bunlardan biri, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması. Yine Eyüpspor mücadelesi var. Ekranlara da rica edelim, oynanacak ilerleyen süreçteki 10 karşılaşma üzerine de konuşmuş oluruz. 23 Kasım'da Kayserispor maçıyla ilk önce başlayalım seninle konuşmaya ama sonrasında tabii Slavia Prag, Gaziantep, Beşiktaş, Atletik Bilbao, Başakşehir, Eyüpspor gibi zorlu mücadeleler de var Suat. Ne diyorsun bu fikstüre? Şimdi Kayseri'den başlayalım. Kayseri toparlanmaya başlayan bir takım yeni teknik direktörüyle. Dün de ekranlarınızdaydı zaten. Hani bu maça yönelik eksikleri var. Kayserispor'un kritik eksikleri var ama teknik direktörleri Sinan Hoca ile beraber hani bir toparlanma süreci var. Ama elbette ki burada favori Fenerbahçe. Fenerbahçe için asıl kritik iş ondan sonra başlıyor. Biraz Aralık ayı şöyle fikstüre de baktığımda çok sert gözüküyor. Yani hava soğudukça Fenerbahçe'nin fikstürü de soğuyor. Yani Beşiktaş deplasmanına kadar puan kaybetmeden gelip orayı aşarsa lig anlamında hem Beşiktaş'ı yarıştan tamamen dışarı atar hem de kendisinin önü açılır. Ama diğer türlü Beşiktaş cephesinden de tabii bunu değerlendirip hani Beşiktaş da ligde toparlanıp Fenerbahçe'yi yenip tekrar yarışta o puan farkını azaltıp en azından bir takımı geçme hedefini. Çünkü şampiyonluk yoluna gidiyorsanız bir takım önünüzdeyse her zaman daha fazla oranınız azalır. O yüzden iki takım adına da ben 7 Aralık'taki maçın biraz sezonun ikinci yarısının gidişatını belirleyici maç olarak görüyorum. Kesinlikle. Bana burada Slavia Prag biraz zorlu bir deplasman gibi Her zaman öyledir. Yani Türk takımlarına da zor gelen Çek takımları. Geçen sezon Galatasaray'ın orada hiç beklemediği bir elenme vardı. Slavia bu sezon Fenerbahçe'ye deplasmanda çelme takar mı bilmem. Ama Alkmaar maçında gördüğümüz Fenerbahçe eyvah dedirtir. O bir kere hani biraz ders alındı Fenerbahçeli futbolcular adına, özellikle teknik heyet adına, ama onu da hani hep bir kenarda Fenerbahçe cephesinin aklında tutması gereken bir maç. Şimdi Slavia Prag'a zorlu dedik ama tabii bu karşılaşmayı da düşününce eğer mağlubiyet ya da beraberlik olursa Avrupa'da da işler hiç iyi gitmemiş olacak. Evet, şöyle bakmak lazım. Fenerbahçe bence her ihtimalle ilk 24'te olur. Ondan kaçış yok. Yani bu bir şekilde oraya kendini atar. Yani onun dışında kalacağını asla düşünmüyorum ama tabii Prag
maçı, üstüne Bilbao. Bilbao, yani, sonra Lyon. Bak, zor ama iyi düşünelim. Bunları da atlatırsa Fenerbahçe ilk 8 için bu sefer. Doğru. Yani bambaşka bir seviyeye gider. Hani pozitif anlamdan bakarsak Beşiktaş maçına kadar kazanıp orayı da geçerse hem ligde hem Avrupa'da zirveye doğru hamleleriyle devam etmiş olur. Bunlar da işin pozitif tarafı. Fenerbahçe bunların hepsini geçebilecek ölçüde bir takım. Ama diğer tarafta bence kritik Alkmaar maçı, oradaki boş vermişlik, birbirinden kopuk oyun her zaman eyvah dedirtebilecek bir durum. Peki sence Kayserispor maçında birçok belirsizlik var mı 11 adına? Fenerbahçe cephesinde çok fazla da yok gibi geliyor. Yani Mourinho bize bunu vaat etmiyor. Yani maça göre çok oyuncu değiştiren bir yapısı yok. Bir Mert Hakan, Fred hamlesi vardı. Biraz Samet. Fred'e de gözdağı vermek adına. Çağlar'ın sakatlığında bir Samet kullandı. Evet. Ama Mourinho'nun, ben özellikle ligin bu dönemi ara transfere kadar çok fazla takımla oynayacağını düşünmüyorum. Transfer, Talisca gündemi ise başka şeyleri de beraberinde getirebilir. Talisca'yı da soracağım birazdan. Evet. Kayseri'de hava durumuna baktım ben de. Çünkü soğuk oluyor genelde Kayseri deplasmanları ama 17-16 derece civarında o saatlerde iyi gözüküyor hava durumu diyelim. Zaten gündüz olması da tabii onun bir etkeni. Evet. Kayseri'de iyi bir futbol günü bekliyor yarın bizi. Bence de öyle. Peki şimdi biraz da Jose Mourinho üzerine konuşalım. Çünkü oynattığı oyuncular, son zamanda şans verdiği isimler var ki bunlardan ilki Livakovic, sonrasında Szymański, Tadić ve Çağlar geliyor. Livakovic'i özellikle geçtiğimiz yılla da biraz kıyasladığında nasıl buluyorsun? Livakovic'e her zaman zaman lazım demiştik. Ülkesinden dışarı bu yaşta çıkan bir kalecinin kolay devam etmesi, ki milli takım deneyimi, tecrübesi vardı. Livakovic'in ben toparlandım ve Fenerbahçe'nin uzun yıllar kalesinde devam edeceğini düşünüyorum. Geçen sezon yediği hatalı goller var mıydı? Elbette ki vardı. Bu sene de olacak, seneye de olacak ama Livakovic'in iyi bir kaleci olduğu gerçeğiyle Fenerbahçe yola devam edecektir. Bence Fenerbahçe şampiyon olacaksa, Fenerbahçe bu yarışta ve Avrupa'da olacaksa Livakovic en büyük artılarından biridir. Szymański'yi istersen bir parantez açalım. Ondan da vazgeçemiyor Mourinho ama bu vazgeçememişliğiyle bizler tarafından da biraz eleştirildi kendisi. Bugün bir haber dikkatimi çekti Sabah gazetesinde. Szymański'nin satılma ihtimaliyle ilgili 10 milyon euroya kadrosuna katmıştı Fenerbahçe. Napoli, Fiorentina ve Bayer Leverkusen iddiaya göre bu oyuncuyla şu anda yakından ilgileniyor ve 25 milyon euro civarında da rakamlar konuşuluyor. Szymański bu paralara gidebilecek bir oyuncu. Yani bu tabii sadece Türk oyuncularımızı maalesef biz hep bu paraları gönderemiyoruz. Yani hep Arda Güler örneği veriyoruz. En büyük yıldızımız, en büyük son neslin yıldızı Arda'yı sattığımız paraya Szymański gidiyor. Arda Szymański'den çok daha yetenekli, çok daha başka bir oyuncu ama biraz pasaport, biraz yurt dışı, yabancı dil vesaire oyunculara bu kanalı açıyor. Evet. Burada kritik nokta, Szymański yerine satıyorsanız demek ki Talisca işi bitti. Talisca geliyorsa Szymański'yi elden çıkarırsınız. Mourinho'yu da böyle ikna edersiniz. Evet. Yani Szymański'yi sattım orayı, hocam sen doldur İrfan'ı koy falan da ne taraftar ikna olur ne Mourinho. O yüzden muhtemelen orada Talisca işlemi bittikten sonra ancak Szymański'nin satılması gündemde olur. Eğer böyle bir operasyon yaparsa Fenerbahçe, hani teknik adamın bu konudaki isteği, arzusu Szymański konusunda hepimizin bildiği bir durum. Ama Talisca gibi skorer bir oyuncu da her zaman skor değiştirmekten çok yarış değiştiren, maç değiştiren bir unsur olur. Şimdi Talisca ile konusuyla ilgili yorumunu sormak istiyorum. Çünkü böyle ikiye bir bölünmüşlük de var. Çünkü eskiden evet çok iyi bir performansı vardı ligimizde ama sonrasında duraklayacağı liglere gitti. Belki de El Nasır'da forma giyiyor ve yaşı da şu anda 30 olmuş durumda. Sence ne derece doğru ya da yanlışları var bu transferin? Demek ki Fenerbahçe cephesi, yani bu transferin olması anlamında söylüyorum. Demek ki izlendi, scout ekibi izledi. Fenerbahçe'nin futbol aklı izledi, Mourinho izledi ve transfer ediyor. Çünkü Suudi Arabistan'dan, Katar'daki liglerden buraya dönüş, Avrupa'ya dönüş her zaman zordur. Bu bir iki kere iki dört ama Fenerbahçe demek ki böyle bir problem yaşanmayacağını düşünerek bu işi hamle yapıyor. Szymański'nin oyun içinde verdiğiyle Talisca'nın çok farklı olacak. Fenerbahçe Mourinho sisteminde farklı bir yere evrilecek. Çünkü Talisca demek ileride top bekleyen demek. Hani
belki yarım sezon için farklı bir unsur olur ama birkaç sezonluk anlaşma yapacağınızı varsayarak söylüyorum. Talisca'ya topu vereceksiniz. Talisca'ya topu taşıyacaksınız. 60'tan 65'ten sonra Talisca'nın presi falan olmayacak. Talisca oralarda gezecek. Talisca nefes almış, huzurlu, güçlü bir şekilde bekleyecek. Böyle bir adam. Evet. Szymański o değil. Szymański Fenerbahçe'nin orta sahada kurduğu üçgenin, zaman zaman baklava düzeninin en ucundaki ve sürekli her yere yetişen oyuncusu. Mourinho'nun da görev verdiği durum bu. Szymański'de eksik olan daha fazla girişkenlik, daha fazla hata yapmaktan korkmama Talisca'da var. Daha skorer, daha bitirici, ayak içini muhteşem kullanan bir oyuncu. Evet. Ama burada Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var mı? Var. Ama Szymański'nin presi, Szymański'nin saha içindeki dayanıklılığı Talisca'da olmayacak. Bu bir tercih meselesidir. Bu Süper Lig'de bence yapılması gereken bir iş. Süper Lig'de savunma anlamında çok çok yığınla oyuncu yerine gol bulabilecek, skor bulabilecek oyuncular büyük takımlar adına, dört büyük adına çok daha kritik. Peki şimdi El Nassr da demişken istersen bir de El Nassr'a değinelim. Evet. Çünkü El Nassr'la ilgili, ikisiyle ilgili bazı iddialar da var. 30 milyon euronun üzerine çıkabileceği söylüyor El Nassr'ın El Nassr'i için. Sence El Nassr'in gitme ihtimali ne derece mantıklı olur? Yerine birini takviye yapacaksanız hemen gönderebilirsiniz. Yani 30 milyon euro kullanamadığınız, soru işareti barındıran bir oyuncu için çok güzel bir fırsat olur bence. Yani oraya Dzeko var. Ama Dzeko bir yerde tıkanıp kalacak. Kalıyor da zaman zaman. Evet. Orada devre arasında bir santrfor operasyonu yaparsanız Cenk Tosun'un hazırlık maçında bence hani zorluk derecesi çok yüksek olmasa da zor bir takıma karşı iyi bir futbolu var. Her an üçüncü forvet, ikinci forvet olarak size destek atabilecek konumda. Bir de orayı başka biriyle daha ikame ederseniz Talisca'yı da almanız anlamında yani orada Fenerbahçe bir anda farklı bir hücum kimliğine bürünebilir. Hareketli bir transfer dönemimizi bekliyor sanki. Fenerbahçe adına evet öyle bir düğmeye basılacaksa ki Talisca'yla bayağı bir süreci ilerlettikleri söz konusu öyle gözüküyor. Peki buradan Beşiktaş'a geçiyoruz değerli izleyenler. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın da açıklamaları vardı dün Beşiktaş Meydanı programında. Uzun uzun tüm soruları cevapladı kendisi. Tabii değinmek mümkün değil hepsine. Öne çıkanlara birlikte bakacağız. Beşiktaş'ın lige havlu attığı bu kelimeyi doğru bulmadığından bahsetti. Takımın özellikle geçen sezonki takımdan çok farklı olduğu ve ilerleyen süreçte de daha iyi olacağına vurgular yapıyor. Transfer görüşmelerine şimdiden başladıklarını belirtti ki bu doğru bir karar olurdu. Senin değinmek istediğin bir konu var mı buradan? Transfer Beşiktaş'ın olmazsa olmazı bu kadronun tekrar toparlanması, derinliğinin arttırılması lazım. Peki hiç sen kullanmadınız. De kanat artı bir forvet mi diyorsun? Hayır, bek. Yani her iki tarafa da olabiliyorsa hızlı, Süper Lig ölçeğinde size sınıf atlatabilecek iki tane bek olmazsa olmazı Beşiktaş'ın. Forvet anlamında da takviye yapılabilir. Onun dışında havlu evet Beşiktaş, yani 10 puanlık farklar ligde çok kapandı. Evet. Ve ligin daha çok başındayız. Ama Beşiktaş sana o enerjiyi veriyor mu? Beşiktaş takımı yani taraftarı şunu diyor mu? Biz 10 puanı aşarız. Ya bu takımda o kimlik var. O biraz hani %50-50 dengeye gelmişti. Galatasaray'ı yendiğinde, işte Samsun'da kazandığında Beşiktaş taraftarında ve elbette ki oyuncularda bu özgüven vardı. Bu biraz kırıldı. Sanki biraz önce Fenerbahçe üstünden konuştuğumuz, şimdi Beşiktaş, Göztepe ardından galibiyetler ve Fenerbahçe'yi Dolmabahçe'de yenersen havlu atmaktan çok daha fazla bir unsura girer Beşiktaş. Biraz bu 2-3 haftayı galibiyetle bitirmek Beşiktaş'ın ilacı olur. Talisca demiştik. Hasan Arat da Talisca'ya değindi. Talisca'yla görüştük ama maliyetine uygun bulmadık dedi. Ki bizim de Rafa Silva'mız var diyor. Evet yani çok haklı bir tercih bence. Bir kulüp bunu tercih edebilir. Maliyet hesabını elbette ki yönetim bilir. Rafa Silva hani eleştirilecek bir oyuncu değil. Ah Talisca gelseydi diyebileceğiniz bir transfer değil. O yüzden ben burada Sayın Hasan Arat'ın profil olarak maliyeti de önüne koyduğunda doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum. Kesinlikle. Hakem ve VAR'a gelelim istersen. Bu konuya da dair birçok soru soruldu kendisine. Ki
bir görüşme gerçekleşmişti biliyorsun Hacı Osmanoğlu'yla. Sonrasında acaba derbi karşılaşmasında yabancı VAR hakemi gelebilir mi soruları da gündeme geldi ki dün de bu soruldu. Olabilir dedi, bir deneme yapılabilir dedi. Tabii bu deneme olmuyor, biz bunu daha önce denedik. Yani. Sen bekliyor musun böyle bir şey? Evet, artık yani daha Fenerbahçe Beşiktaş maçına kadar ya bak burada da bir haksızlık yapıyoruz. Yani Süper Lig'in değerini arttıracaksak derbiler üstünden arttıramayız. Çok haklısın. Yani Beşiktaş-Fenerbahçe maçı çok önemli. Türkiye'nin %100'ünün bakacağı bir maç. Tamam da bir hafta önce Kayseri-Kasımpaşa maçı. O da çok önemli yani. Bir takımın kaybetmesi bir sonraki haftadaki cezalısı vesaire her şeye etki ediyor. Evet. Yani o yüzden eğer bir sistemi başlatacaksak ya Fenerbahçe-Beşiktaş maçını bekleyelim diye beklenmemeli. Ha dersiniz ki ikinci yarıya biz hazırlığımızı yaptık. Ligin ikinci yarısı. Beklediğimiz gibi geçmedi hakemlik. Hakemlerimize o güveni verdik. Biz 600 yıldır bu topraklarda hüküm süren, 700 yıldır bir devlet olarak Sayın Hacı Osmanoğlu böyle söyledi. Biz Türk hakemlerine güveneceğiz dedi. Olabilir, yanılabilir. Hakemler beklediği formda olmayabilir. İkinci yarı için dersen tamam. Hemen bu hafta için dersen tamam ama Fenerbahçe-Beşiktaş maçını işaret ediyorsam çok var daha. Trabzon'un ne günahı var? Trabzon'un rakibinin ne günahı var? Fenerbahçe'nin bu haftaki maçında bir hata olursa ne günahı var? Buna gelir iş. Şimdi bir de çok kısa Göztepe mücadelesinden beklentisini sorayım. Çünkü Göztepe de 6. sırada 18 puanlı iyi bir grafikleri de var. Neler bekliyorsun? Beşiktaş'ın ben bir adım önde olacağını düşünüyorum. Kazanmak zorunda olduğu bir maç Beşiktaş'ın. Bir kere burada eğer bir kırılma yaşanır, bir puan kaybı yaşanırsa o zaman Sayın Başkan havlu attı lafına kendisi de inanmak zorunda kalır. Bir camiayı temsil ederken bunu söylemezsiniz ama içten içe farklı hazırlıklara doğru gidersiniz ligdeki konumunuz anlamında. Kupayı belki bir adım öne çıkarırsınız. Beşiktaş için bence kırılma haftalarından biri ki başkan bunu da sevmediğini söyledi. Evet ama gerçekten de iş ona geliyor. Şimdi bir de milli takım diyelim istersen. Çünkü bugün saat 14'te kura çekimi var. Rakibimiz belli olacak playoff'taki. İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ihtimalleri var. Ne diyorsun? Vallahi son maçımız çok üzücü bir şekilde. Son iki maçımız bence var. Hatta keyfimizi kaçırdı. Yine ümitlenmiştik. Yine rahat rahat gruptan çıkacağız. Lider olarak çıkacağız diye. Ki o konumdaydık ama. Ümitlenmiştik ama Türk milli takımı, Türk takımı olduğumuzu hatırladık. Yine işi zora soktuk. Yani iyi getirip hani Türk gibi başla lafı var. Türk gibi başlıyoruz da finali bir türlü göremiyoruz. Üzüldük ama orada Montella'nın da çok net hatalarının olduğu, sahaya göre kadro çıkarmaması, oyuncu değişiklikleri gerçekten bize bu sona hazırladı yani. Sence kura çekiminden kim mi gelir? Sonra neler olacak? Kim gelir ya? Bu şimdi, ihtimali bilmek çok zor. Karadağ'daki maç Demet, Karadağ'da oynadığımız, Galler'e karşı oynadığımız ki Galler maçı bir adım daha öndeydi. Şimdi İskoçya, Macaristan, Sırbistan, Belçika. Evet. Karadağ'daki Türkiye bunların hiçbirini geçemez. Evet. Yani 2x2=4. Ama normal bildiğimiz unsuru bu haftaya, bu Kasım ayına kadar geldiğimiz milli takım Avrupa Şampiyonası'nda büyük ölçüde gördüğümüz milli takımda bu ekiplerin hepsini geçer. Biraz o günün şartlarını, çünkü Mart'ta oynanacak 20-23 Mart, o dönemdeki milli takıma bakmak lazım. Bir takım seç, bir ülke seç daha doğrusu. Seçeyim. Gelmesin ve gelsin de. Macaristan gelsin. Hangisi gelmesin? Tabii ki Belçika. Yani Sırbistan bence daha sert. Belli de olmuyor ya. Bizim de kime göre iyi oynayıp oynamayacağımız belli orada olmuyor. Orada siyasi konjonktürü devreye sokarım. Sırbistan'da oynanacak maç gergin olur. Sırplar sert takım, Balkan takımı. Evet, olabilir. O anlamda değerlendirdim. Peki, süremiz de bitti. Teşekkür ederim sana. Değerli izleyenler, noktalıyoruz sabah sporunu. Hoşçakalın diyelim. İyi sabahlar diliyoruz. İyi haftalar.